Aydın'ın Söke ilçesinde eve gelen abisini ve polis memurunu dakikalarca bıçakla kovalayan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi. Söke'nin Yenikent mahallesinde güzel yalı evlerinde ikamet eden ve son bir yıldır bunalıma girerek evden dışarı çıkmadığı belirtilen 46 yaşındaki Mahmut Tekin, komşularının şikayeti üzerine evine gelen polise teslim olmamak için direndi. Şikayet nedeniyle defalarca adrese gelen polis ekipleri, Tekin'den teslim olmasını istedi. Daha önce eve giremeyen polis ekipleri bu kez Cumhuriyet Savcısının yakalama kararı ve takviye ekiplerle birlikte eve girmeye çalıştı. Polis memuru Ali Ç, Mahmut Tekin'in dün gece evine almadığı ve evin kapısında sabahlamak zorunda bıraktığı iddia edilen abisi Hüseyin Tekin'le birlikte kapıyı çaldı. Dakikalar sonra elindeki bıçakla kapıya çıkan Mahmut Tekin kapıyı açar açmaz polis memuru Ali Ç'ye saldırdı. Polis memuru Ali Ç ve ağabey Hüseyin Tekin kendilerini sokağa zor atarken polis memuru uyarı amaçlı havaya ateş açtı. Sokağın başına kadar polis memuru Ali Ç'yi kovalayan Mahmut Tekin, bu arada polis memurunu ve abisi Hüseyin Tekin'i yaraladı. Tek başına bu kadar. Efendim abi. Oradan gözükür bak hele bak. Saldırganı ikna etmek için uzun süre çaba harcayan ancak başarılı olamayan polis memuru zor durumda kalınca Tekin'i vurarak etkisiz hale getirdi. Mahmut Tekin olay yerinde hayatını kaybederken abi Hüseyin Tekin ve polis memuru Ali Ç olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Söke Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili olarak tarafsızlık ilkesi gereği olay yerini incelemek üzere ilçe jandarma komutanlığının olay yeri inceleme ekibi çağrıldı. Olayın ardından polis memurları ve çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri alındı.